Elvali hem de ayvali olarak kullanabildiği için referanslar. Dolayısıyla indeks operatörünü overload ettiğimiz zaman bunu bir tane elvali return edebilmesi lazım ki bunu yazabileyim. Diğer türlü bunu yazamazsın. Yani bir tane return ettiği şey bunun elvali ise ancak atama operatörünün sol tarafında yer alabilir. Yoksa mecburen elvali olacak. Sağ tarafında olmak zorunda kalacak. O nedenle şu ana kadar hiç şöyle bir tane fonksiyona bir parametre yolladınız, geri return edilen şey size geri verilen şeyin elvali olduğunu hiç görmemiştik. Hep elvali değer return ediyordu. O nedenle yapsak en fazla buna işte P atama, F2 falan gibi şeyler yazardık daha önceden. Çünkü bu R ve R'den farklı bir şey yollamıyordu bu F'lerin fonksiyon bütün ettikleri şeyler. Ama artık bu referanslar sayesinde şöyle bir tane fonksiyon mesela. Bu bir tane integer referansı return ediyor. Adı da F2 olsun, bir tane integer alsın. Bir integer olur, bir tane integer referansı return eden bir fonksiyon var elinde. Referanslar bu bakımdan önemliydi. Operatör overloading'de şunun gibi indeks gibi ya da atama operatörü gibi ya da dersin sonuna doğru gördük geçen dersin sonuna doğru stream insertion extraction operatörleri gibi referans return edebilen operatörlerle overload etmem için referansları iyi bilmemiz gerekiyor. Tabi referanslar sadece operatör overloading ile alakalı değil. Referansların kullanıldıkları başka yerde de var. Cobay referanslar kullanılabiliyorlar. Başka yerde kullanacak onları da göreceğiz. Şimdi bunların detaylarını bilelim. Nerede kullandıkları, nasıl kullandıklarını. Referansın ne olduğunu anlamak önemli. Hem elvali hem arvali olarak kullanılabilen şeyler bunlar. Elvali. Önemli ama nasıl yapıldığını anlamak da önemli. Mesela indeks operatörünü overload ettiğim zaman syntax o kadar basit ki insanı şaşırtıyordu ama o kadar basit olmasına rağmen de size verdiğim zaman kendiniz yazamıyorsunuz. Bir iki tane pratik yapmak gerekiyor. Elvali, arvali hakkında bu şekilde konuşmuştuk. Determine value ne demek, R value ne demek? If you want the object returned by a function to be an L value, it must be returned by reference. Bunlar da oradan kitaptan alınmış, yapıştırılmış cümleler. Kitabın o kısmını dikkatlice okuyun, tamam mı? Eğer L value olarak kullanmak istiyorsanız referans return etmeniz lazım. Referans return etmenin tehlikeleri falan hakkında konuşmuştuk. Return ettiğiniz referans sağlam bir şey olması lazım. Lokal bir objenin, bir fonksiyonun, lokal değişkenin referansını return ederseniz fonksiyon bittiği zaman ne olacak? Fonksiyon bittiği zaman elinizde junk bir yere referansınız varmış gibi olacak. Kötü olacak. Öyle problemler vardı. Bir de encapsulation prensibi de hafiften istismar ediyordu bu elvali return etmek, referans return etmek. Niye? İçerideki bir objeye referans return ediyorsun. O da kötü bir şeydi. Onların hakkında konuştuk. O yüzden çok fazla konuşmayacağım. Stream insertion ve extraction operatörlerinin overload'u hakkında konuştuk. Bir tane örnek de gösterdim. Bu lafları geçiyorum ben doğrudan. Şu örneğe bir daha bakalım. Mali sınıfını hatırlıyorsunuz değil mi? Mali sınıfının içerisinde şunu şöyle getirebilirsem ben eğer. Getirebildim herhalde. İşte operatör stream insertion, stream extraction operatörleri. İki tane operatör. Bunlar overload ediyorlar. Overload edirken dikkat edin. Şimdi bunlar sizin fonksiyonları, sizin overloadlarınız olduğuna göre istediğiniz şekilde overload edersiniz. Yani ben stream insertion operatörüne bir tane money, ondan sonra bir tane de integer iki tarafına verebilirim parametre olarak. Stream insertion operatörü, o zaman da tabii stream insertion operatörü olmaz. İşte şu operatör, bir integer bir tane de money alan bir operatör olarak kendim kullanabilirim. Nasıl ki artı istediğim şekilde yapabiliyorum. Fakat genelde insanlar öyle kullanmıyorlar. Saçma saçma şekilde kullanmıyorlar. Ne yapıyorlar? Gerçekten stream insertion, stream extraction yapacakmış gibi kullanıyorlar. Onu yapmanın yolu da bu. Birazcık karışık gibi görünüyor. Ben o stream'i görmedim, ne bilmiyorum. Ay stream ne demek bilmiyorum diyebilirseniz doğru. Şimdi bunları bu şekilde ezberleyin. Yapısı aynı. Bunlar bir defa member overload yapılamıyorlar. Niye? Niye member overload yapılamıyorlar bunlar? Friend olmaları lazım, dışarıda olmaları lazım. Non-member overload olmaları lazım. Niye? Niye? Değil ve de stream insertion ve extraction operatörünün sonunda yer almak zorunda. Dolayısıyla sonunda yer alacak. Eğer sağda yer alsaydı idare ederdik, yapardık değil mi? Eğer şu output stream, input stream yani o stream ve I stream stream insertion ve extraction operatörünün sağ tarafında yer alsaydı yani şöyle bir şey yazabilseydik. Bir C out mesela şöyle diyelim hatta belki de şöyle bir şey yazabilseydik. İstesek yazarız tabii de.
Böyle bir tane C++'ın adeti olsaydı, C out yapmak için bunun manası mesela biri ekrana bas olsaydı ya da bir tane money objesi var M diyelim. Şu money objesini ekrana bas olsaydı eğer bunun manası, tamam mı? Bunu rahatlıkla şey olarak yapabilirdik biz. Member overload olarak yapabilirdik. Niye? Bunun manası ne? Şöyle bir şey değil mi? M nokta operator insert parantez içerisinde C out. Bunu member olarak yapabilirdik ama böyle bir yazım şeklimiz yok. C++'da böyle yazmıyorlar. Siz isterseniz böyle yazabilirsiniz. Problem değil. Ama C++'da böyle yazmıyorlar. Nasıl yapıyorlar onlar? Onlar C out M yazıyorlar. Böyle olduğu zaman da işte C out nokta operatör stream insertion, ondan sonra şuranın içerisinde M, öyle bir şey yazılabilmesi için şunun sınıfının içerisine gidip onun sınıfının içerisine bir tane overload yapman lazım. O sırada bize ait değil, o nedenle bundan başka çaremiz yok. Mecburen non-member overload yapman lazım. Non-member overload yapman lazım. Ama bu triklerden bir tanesi bu. Buradaki yerlerden biraz dikkat etmemiz gereken şey. Sol tarafındaki stream insertion'in output stream, stream extraction için input stream objeler olacak. Bunları referans alacağım çünkü bunları değiştiriyorum ben esasında. Bunların üzerine yazıyorum ben esasında, tamam mı? Şuna da yazıyorum, buna da yazıyorum. İşlerine bir şeyler yazıyorum ondan, değiştiriyorum yani onlarda. Ve bir tanesi değiştirmeyeceği bir tane money objesini, bir tanesi değiştireceği money objesini alıyor. Bu adamın işi bittikten sonra şu aldığı referansı tekrar referans olarak return ediyor ki, tekrar referans olarak return ediyor ki, cascaded stream insertion extraction'da kullanılabilsin. Ne demek cascaded stream extraction insertion? O da şu, şunları yazabiliyorduk yani. C out my amount m end of line. İşte burada 1, 2, 3 tane şey çağrılmış. Stream insertion operatörü çağrılmış. Bunlar yapılabilsin diye. Burada hangisi çalıştırılacak ilk önce? Şu operatör çalıştırılacak. Bu işi bittiği zaman bu bize yine şu siyah objesini verecek. Ondan sonra bunun üzerine şu çalışacak. Onun işi bitince yine siyah otu verecek. Her seferinde mesela ilkinde karakter pointer üzerindeki overload çalıştırılıyor. İkincisinde money üzerindeki overload çalıştırılıyor. Üçüncüsünde end of line denen özel karakter üzerindeki overload çalıştırılıyor. Tamam mı? Üç tane farklı, belki iki tane de olabilir. Şununla şu aynı olabilir, emin değilim. Overload burada çalıştırılıyor. Diğer türlü yani eğer şu void return etmiş olsa da olabilir. Sizin operatörünüz, istediğini yaparsınız. Void return etmiş olsaydı şunu yaptıktan sonra belki ondan sonra şurada hata verecekti. Niye? Void insertion end diye bir şey, böyle bir overload yok diyecekti mesela. Tamam mı? Dolayısıyla bunların Bu türlü operatörlerin bir tane referans return etmesi lazım ki, ya da bir tane aldığı objeyi return etmesi lazım ki cascaded yapabilirim. Aynısı şeyde de gelecek başımıza. Atama operatöründe. Böyle şeyler yazabiliyoruz ya. Bu da yine aynısı. Burada çalışan operatörlerin, bir şeyler return etmesi lazım ki şu cascaded assignment devam edebilsin. Tabi burada atama operatörünün associativity'si left to right olduğu için, tamam mı? Right to left olduğu için ilk önce sağ yapılacak. Sağ, sonra bu yapılacak. İlk önce şu operatör çalıştırılıyor. Bunun sonucu şu işleme veriliyor. Bu çalıştırılıyor. Sonra bunun sonucu buraya veriliyor. Bununki left to right, bununki right to left. Onu biz değiştiremiyoruz biliyorsunuz. Kurallardan bir tanesi oluyor. Associativity sizin tarafından değiştirilemez. Sadece siz overload edersiniz. Sorun vardı arkada bir yer. Sizin ne demiştik bu olarak? Şu bahsettiğiniz. Cascade. Atama. Hangisi? Cascade. İşte cascade. Duymadınız mı ya? Cascade. Cascaded çağırma bunlar. Tamam mı? Ardarda gelen çağırma. Şu da cascaded bir çağırma. F, G, 2. Cascade edilmiş fonksiyon çağırması. Bununla bu arada aynı hikayeye geliyor. Düşünün burada ne maneye geliyordu burası? Operatör artı parantez içerisinde siyah alt virgül m amount, değil mi? Sonra bunun dışında bir tane daha operatör artı var. Operatör artı şunun çıktısı virgül m. Onun dışında bir tane daha operatör artı diyorum ya, stream insertion. Operatör stream insertion
bir şunu çağırıyor, bir dışında bunu çağırıyor. Toplam 3 tane parantez açıyorsun, 3 tane de parantez kapatıyorsun en sonunda. Her biri 2'şer tane parametre alıyorlar. Tamam, başka soru var mı? Bunların overloadları da basitti, zor değildi yapılması. Zaten bu stream insertion ve extraction'ın tipleri birbirlerine çok benziyor. Hangi sınıfta yaparsanız yapın. Tıpatıp şu iki satırın aynısını yazacaksınız. Sadece şuraya money yazmak yerine sınıfının ismi neyse onları yazacaksınız iki tane. Onları yazacaksınız iki tane. İşte, sınıfların fonksiyonların headerları bu şekilde olacak. Output stream ile input stream birbirinin, bunlar tıpatıp birbirinin. Bu iki fonksiyon tıpatıp aynısı olacak yazdığı şehirde. İmplementasyona bakarsak eğer, işte bir tane implementasyon. All stream almış adam oradan. All stream almış. Stream insertion operatörü. Bir tane all stream, output stream almış bunu. Money objesi almış, constant money objesi. Burada ne basacağını ilk önce bir kafasından planlıyor. Dolar kısmını, cent kısmını alıyor. Dolardan küçük, centten sıfırdan küçük, sıfırdan küçük. Output stream, output stream'e bir tane dolar eksi işareti koymuş. Eğer ikisi birden, bunlardan bir tanesi birden sıfırdan küçükse, değilse başka bir tane dolar koymuş. Sonra output stream'i bir tane integer overload'uyla çağırıyor. Şu integer overload'u. Bununla aynısı değil. Bu burası money olsaydı aynı soruda ama aynısı değil. Başka bir overload'du. Tamam mı? Başka bir overload. Aynı şeye benziyor. Hani sizin rasyonel sınıfınız vardı ya. Rasyonel sınıfında artıyı overload ettiniz mi? Ettiniz tabii ki ben söylediğim için siz. Rasyonel sınıfında artıyı overload ettiğiniz zaman rasyonel artının içerisinde integer'in üzerindeki artıyı çalışırdınız değil mi? Kullandınız onu. Ona benziyor. Değil mi? Aynısı. Rasyonel sınıfının artısını overload ederken integer artısının kullanılmasına benziyor. Bunu şaşırtmaması lazım. Artıya o kadar gözümüz alışmış ki integer'in artısı zaten bizim de vardı falan gibi düşünüyoruz. Bunu yeni gördüğümüz için bazıları şaşırıyor burada. Bu şu overload aynı değil. Bu başka bir overload. Bu başka bir overload. Integer üzerindeki overload. Tamam, bunun aynısını demiştim ki rasyonel içinde yazın. Rasyonel için yazdığınız zaman isterseniz rasyonel için hemen biz kendimiz yazalım. Nereye yazabilirim? Bunu kaldıramıyorum maalesef. Şuraya da sığmayacak. Neyse, şartları zorlayıp rasyonel sınıfı için aynısını yazalım. Bir defa friend olmasına belki de gerek yok ama neyse, tamam. O stream referansı return edeceğim. Referansı iyi yazmaya çalışayım. Tamam. Operator stream insertion ne alacak? Bir tane o stream objesi alacak. Out olsun adı. Ve bir tane de const rational re alsın. Tamam. Nasıl bastıracağımız tamamen bizim elimizde. Benim aklıma şey geliyor hani. Eğer 3 bölü 5 ise 3 bölü 5 yazalım. Parantez içerisinde yazabiliriz ama 3 bölü 5 yazalım olsun bitsin ya. Yapacağımız tek şey şu. C out söyleyin. 3 bölü 5 ise 3 bölü 5 yazacağız ekrana. Ne yazacağım buraya? C out. Hocam biraz daha büyük yazarsın. Hocam bu iyi görünüyor. C out. Ne yazacağım buraya? R nokta. R kimde duruyor R nokta? Bir daha gelsene söyle. Tab kısmı şey neydi? Alt kafadan. Ne olabilir sence? Hello world olamaz değil mi? Söyle. R nokta. He? Rastgele koydunuz mu şimdi? Yok hayır, getirme kullan, getirme. Get tamam, get numerator değil mi? Ondan sonra nokta virgül diyelim buraya. Cout tırnak içerisinde böyle miydi ben böyle. Tamam mı? Ondan sonra da cout sonra r nokta get denominator. Bu kadar. Sonra en sona ne yazacağım? Unutmayalım, unutmamak lazım burayı. Ne?
Return. Ne yazacağım? Return. Return out. Tamam. Ebu out. Bundan see out. Bunlar out olacak. Bunlar hepsi out olacak. Bu hatayı hepiniz yapacaksınız. Kötü bir hata bu. Buralara see out olacak. Niye kötü bir hata? Çünkü compiler hata mesajı vermeyecek ve işin kötüsü çalışacak da. Çoğu zaman %98 çalışacak ama problem şu, adamın bir tanesi sizin bu stream insertion extraction operatörünü, tamam mı, bir dosyaya bir şey yazmak için kullanırsa adamın başı çok kötü belaya girecek. Niye? Adam size bir tane dosya ismi yolluyor ki bunun içerisini yaz diye. Siz burada nereye yazıyorsunuz? Standard output'a yazıyorsunuz, anladınız değil mi? Çok kötü bir hata. Yani compiler'ın yakalaması imkansız. Sizin de bu hatayı dosyalara ya da network'e yazmadan gömmeniz imkansız. Bu hatayı kesin yapacaksınız. Ben yaptım mesela, bu bilerek yazmadım oraya siyah altı. Bak ilk önce önünüzden kapıdan siyah altı yazıyor ya. Tamam mı? Bunlar out olacak. Yani şuradan neyi döneceğim ya, siyah altı mı döneceğiz falan derken birdenbire out gelince dönüp bunları düzelttim. Return out olması lazım. Return out yapmazsanız eğer cascaded stream insertion yapamazsınız. Tamam, bunu yaptık. Güzel. Hem de arkadaşın söylediği güzel de hesap, hatırlamıyor ki reynin içerisinde vardı falan diye. Hatırlamak kolay değil onları. Eğer getirilen setirleri kullanırsanız, getirilen setirlerin isimleri genelde standarttır, problem olmaz. Böylelikle bunun friend olmasına da gerek kalmadı. Hiç private data member'larına erişmedim. Bunlar da yani inline yapıldıysa verimlilik problemi de yok. Çünkü bu get num'un kodu, hani return, ne yazıyordu burada? Return num yazıyor değil mi onun içerisinde? O da oradan buraya şap diye yapıştırıyor. Dolayısıyla buraya out r nokta num yazılıyor. Başka bir şey yazılmıyor. Verimli de aynı zamanda. Çoğu zaman friendlikten bu şekilde sıyırabilirsiniz. Aynısı stream insertion içinde var. Bu şekilde. Adam diyor ki stream insertion yapacaksa ilk önce bir defa diyor bir dolar işareti okumam lazım. Eğer dolar işareti yoksa başında, ben dolar işareti olmadan mayı okuyamam demem lazım diyor. Hata mesajı veriyor ve programı sonlandırıyor. Ondan sonra double'ı okuyor. Double'ı parçalara bölüyor. Dolar parçası ve cent parçası diye. Ve onları alıyor. Amount dollars, amount cents içerisine birer birer atıyor. Friend olduğu için onlara erişimi kolay. Halbuki setterlerini, getirlerini kullansaydı daha temiz. Error check yapması daha kolay bir tane şey oldu. Fonksiyon operatörünün oldu. Tamam, stream insertion ve extraction'ın overload'u bu şekilde. Esasında stream insertion extraction yaparken operatör overloading ile ilgili herhangi yeni bir şey söylemedim ben. Tamam mı? Her şey bildiğiniz numaralarda. Sadece stream insertion ve extraction'ın C++ tarafından kullanılan özel durumları var. Onları stream insertion extraction, onları operatör overloading mantığı içerisinde nasıl yaparız onun hakkında konuştuk. Yani konuştuğumuz şey operator overloading değil, operator overloading'in stream instruction extraction'a uygulanmış haliydi. Yeni bir şey söylemedim. 10 dakikada yeni bir şey söylemedim. Tamam, devam ediyorum. Assignment operatörü de yine aynı. Assignment operatörünün yalnız şey olarak overload edilmesi lazım, member olarak. Non-member olarak overload edilemiyor. Yasak, yapamıyorsun. Tamam. Şu ana kadar biz assignment operatörü sanki overload edilmiş gibi çatı çatır kullandık değil mi? Artıyı kullanamıyorduk rasyoneller üzerinde. Doğru mu? Ama atama operatörünü rahat bir şekilde kullanıyorduk, kullandık. Bunu şeyde problem saatinde yaptı asistan. Daha sonra biz örnekler falan filan verdik. Peki bu atama operatörünün özelliği ne ki artık kullanmıyorken bu kullanılabiliyor? Aynen default constructor gibi, eğer siz sınıfınıza bir tane atama operatörü yazmazsanız, sizin için bir tane default atama operatörü yazılıyor. Tamam mı? Nadir operatörlerden, fonksiyonlardan bir tanesi eğer yazmazsanız yazılanlardan. Tamam mı? Böyle birkaç tane fonksiyon var. Onlardan bir tanesini biliyorsunuz. Constructor. Yazmazsan yazılıyor senin için. Bir tane diğeri de bunların atama operatörü. Çok dikkatli olmak lazım bunlara. Bir iki tane daha var bunlardan, bu örneklerden. Eğer onların sizin için yazıldığını bilmiyorsanız bazen işler kolay gidiyor ama bazen de çok kötü problemler çıkabiliyor. Onlara daha sonradan geleceğiz.
Bunun default manası, default constructor'ın manası ne? Default constructor'ın manası, herkesin tüm objelerin default constructor'ına çağırıyor. Yani kendi içerisindeki objelerin. İtiyor, kendi içerisinde sadece integer'lardan varsa hiçbir şey yapmıyor esasında. Çoğu zaman bir şey yapıyor diye düşünebilirdik ama içeride objeler varsa default constructor'ın yaptığı iş davranış bu. Belki daha önceden bu kadar açık söylemedik ama default constructor kendi içerisindeki sınıfın, objelerin, sınıfın içerisindeki tüm objelerin, member'ları default constructor'larını çağırıyor. Tamam. Default assignment da yaptığı şey kendi içerisindeki tüm objelerin birer birer atama operatörlerini çağırıyor. Bir yeyi başka bir yeye atadığınız zaman rasyoneli başka bir rasyone, rasyonelin içerisinde iki tane integer vardı ya, o integer'ların atamalarını çağırıyor üzerinde. Member wise copy deniyor buna. Member wise copy. Birer birer üyelerin kopyalanması. Member wise copy. Member variables from one object, corresponding member variables from other object. Onların atamaları birer birer yapılıyor. Çoğu zaman bu işimize yarıyor. Ve atamadan beklediğin zaten budur herhalde, değil mi? Atamadan beklediğin budur ama bazı durumlarda bu çok büyük bir problem çıkarabiliyor ortaya. Bazen verimsizlik çıkarabiliyor. Mesela sınıfınızın içerisinde bazı çok da önemli olmayan geçici değişkenler tutabilirsiniz. Onların kopyalanmasını istemeyebilirsiniz. O bir. Tamam, o verimsizlik problemi yapar. Başka bir problem de eğer sınıfın içerisinde bir tane pointer varsa şöyle bir şey çizelim mesela. Sınıfın içerisinde diyelim ki şurası hafızam benim. Şu bir tane objem. Tamam mı? Objelerin içerisinde şu da ikinci obje. Diyelim ki buna da A olsun, bu da B olsun. Sınıfımın ismi de C sınıfı olsun. C sınıfının A virgül B isimli iki tane objesi olsun burada. İşte A ve B. C sınıfının, şimdi şöyle bir şey düşünelim. C sınıfını yazmak zorunda kalacağım herhalde ben. Class C dedim. Private kısımda